Evs ve Hazreç Evs ve Hazreç kabileleri kendileriyle birlikte Yesrib'de yaşayan bazı Yahudi kabileleriyle müttefiktiler. Fakat aralarındaki ilişki çoğunlukla kötü duygularla örülmüştü. Bunun nedeni ise tek tanrıcı Yahudilerin Allah'ın seçilmiş kulları olarak çok tanrıcı Araplara güçlerinden dolayı saygı duymalarına rağmen bir kıskançlık beslemeleriydi. Yahudiler sıkıntıya düştüklerinde ise şöyle diyorlardı: Gönderilecek olan peygamberin zamanı şimdidir. O bize geldiğinde biz sizi Ad ve İrem kavimlerinin yerle bir edilmesi gibi yok edeceğiz. Yahudi alimleri ve kahinler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nereye geleceğini soranlara çoğunlukla Mekke ile aynı yönde olan Yemen tarafını işaret ederlerdi. Bu nedenle Yesribliler Mekke'de peygamber olduğunu iddia eden bir adamın var olduğunu duyunca dikkat kesildiler. Getirdiği mesajın özelliklerini duyduklarında ise daha çok ilgi duydular. Çünkü onlar eskiden beri tek tanrıcı akideye aşinaydılar. Yahudiler onlarla daha iyi geçindikleri zamanlarda onlara Tanrı'nın birliğini ve insanın esas amacının ne olduğunu anlatırlar ve birlikte bu konuyu tartışırlardı. Öldükten sonra dirilme fikri çok tanrıcı putperestler için kabul edilmesi zor bir konuydu. Bir keresinde Yahudi alimlerinden biri bu konuyla ilgili olarak güneşi işaret ederek orada tekrar diriliş gerçeğini tasdik edip ispatlayacak bir peygamberin geleceğini söylemişti. Arapların Mekke'den gelecek olan haberlere bu kadar dikkat etmeleri dolaylı olarak İbnül Heyyeban adında Suriye'den Yesrib'e göçmüş ve yağmur sularıyla vadiyi birkaç kez kuraklıktan kurtarmış olan bir Yahudi'den kaynaklanıyordu. Bu dindar adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahyin geldiği sıralarda öldü. Öleceğini anlayınca etrafındakilere şöyle dedi: Ey Yahudiler, beni ekmek ve şarabın bol olduğu bir ülkeden açlık ve zorluk çekilen bir ülkeye getiren sebebi bir düşünün. Sen daha iyi bilirsin dediler. Bu ülkeye gelmesi yakın olan peygamberi karşılamak için geldim. O bu ülkeye hicret edecek. Benim yaşamım süresince gönderileceğini ve benim de ona tabi olacağımı ümit ediyordum. Onun size gelmesi yakındır cevabını verdi. Bu sözler bazı Yahudi gençlerini çok etkiledi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Yahudi olmamasına rağmen onu kabul etmelerini sağladı. Fakat genelde Araplar adamı tasdik ederken getirdiği mesajı kabul etmiyor. Yahudiler ise mesajı kabul ediyor ancak yanlış adam olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü Allah seçilmiş milletten olmayan birini nasıl peygamber gönderebilirdi? Bununla birlikte hacılar peygamberle ilgili haberleri Yesrib'e ulaştırdığında Yahudiler kendilerinden olmamasına rağmen bu haberlere ilgi duyuyor ve daha ayrıntılı bilgi istiyorlardı. Yesrib Arapları bu ilgiyi fark ettiklerinde ve Yahudi alimlerinin ilgisinin daha çok mesajın monoteist olması üzerinde yoğunlaştığını gördüklerinde bu haberleri taşıyanlar gibi onlar da etkilenmekten kendilerini alıkoyamadılar. Bunların yanı sıra hazreçliler şimdi bir peygamber olduğunu iddia eden ve daha önce çocukken annesiyle sonraları da Suriye'ye giderken birçok kez Yesrib'e uğramış olan bu adamla aralarında güçlü kan bağı olduğunun farkındaydılar. Evse gelince onların ileri gelenlerinden biri Ebu Kays Hatice ve Varaka'nın halası olan bir Mekkeli ile evlenmişti. Ebu Kays çoğunlukla Mekke'de karısının ailesiyle birlikte kalıyor ve Varaka'nın yeni peygamberle ilgili görüşüne katılıyordu. Hacılar ve Mekke'yi ziyaret edenlerin getirdiği haberlerle desteklenen tüm bu faktörler Vadi halkı üzerinde etkisini göstermeye başladı. Fakat o an için asıl önemli olan kendi iç sorunlarıydı. Bir evsli ve bir hazreçli arasında kan dökülmesiyle biten çatışma, iki kabileden de birçok boyun savaşa girmesine sebep oldu. Hatta Yahudiler bile bir tarafla müttefik oldular. Üç çatışma olmuştu. Fakat bu çatışmalar engelleyici olmaktan çok, insanların kin ve öç alma duygularını kabartmıştı. Diğerlerinden daha büyük dördüncü bir çatışma kaçınılmaz görünüyordu. Bu nedenle evsin ileri gelenleri Mekke'ye Kureyşlilerden Hazreç'e karşı yardım istemek üzere bir delege göndermeye karar verdiler. Delegeler Kureyş'ten cevap beklerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yanlarına gitti ve geldikleri şeyden daha güzel ve iyisini isteyip istemediklerini sordu. Bu daha iyinin ne olabileceğini sordular. O da görevinden ve tebliğ etmekle yükümlü olduğu dinden bahsetti daha sonra onlara Kur'an'dan bir bölüm okudu. Bitirdiğinde Muaz'ın oğlu İyas şöyle dedi. Arkadaşlar bu bizim geldiğimiz şeyden daha iyidir. Fakat delegenin lideri yerden bir avuç toprak aldı ve gencin yüzüne atarak öyleyse o senin olsun. Hayatıma yemin ederim ki biz bundan başka bir şey için geldik dedi.'' İyas sesini çıkarmadı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yanından ayrıldı. Kureyş onların yardım isteklerini geri çevirdi. Onlar da Medine'ye döndüler. Bundan kısa bir süre sonra İyas öldü. Ölümünde yanında olanlar onun ölene kadar Allah'ın birliğine şehadet getirdiğini söylediler. Bu nedenle o İslam'a giren ilk Yesripli olarak sayılabilir.''